kalacağım bir yeri yok. Daha önce bir aşı yapılmış. 3-4 yıl önce öyle aşılar kalmış. Şimdi biz burada tekrar burada yapacağız. Şimdi önce altlarıya çizik attık. Buradan ağlarsa oradan suyu aşağıya bastır. Kalemlere zarar vermesin. Çünkü kaleme su değdiği zaman kurutuyor arkadaşlar. Şöyle testleri aldığımız yerleri temizliyoruz. Öyle dokuyu temizlemeseniz burada kalı oluşum zorlaşıyor arkadaşlar. Ediktiriyor. Onun için bunu temizliyoruz. Uçağımız MS-010 verzelik sabit uçak arkadaşlar. Kullanması çok hoş. Çünkü böyle büyük araçlarda sabit olunca esneme yapmıyor. Bugün 13 Nisan 2023. Yer Ankara temelli. Burada kesim hataları olmuş ağaçlarda. Keşke kolları düzgün olsa kollar aşı yapsaydık. Ama kolları düzgün olmadığı için mecburen böyle gövdeler yapacağız. Kabuğumuz böyle. Çok rahat artık anahtar kabuk veriyor. Bu ağaçlarımız nasip kısmet olursa seneye meyve vermeye başlar. Ondan sonra sene her yıl artık ikiye katlayarak devam eder. Bunların seneye en az 1 kilo meyvesi olur. Ertesi sene bu 4-5 kiloya çıkar arkadaşlar. Buranın kabuğunu tam kaldıramadık. Demek ki bunu da temizlemeden takıyoruz. Bunlar istisnai durumlar. Kalemleri böyle sımsıkı oturuyor. Niye kazımıyoruz arkadaşlar? Kabuk kalkmıyor. Çok sert. Motorlu testereyle biraz daha derine inerseniz bu sefer de kağıt gibi kalıyor. O zaman da iskalpeyle kalem takamıyorsunuz. Onun için böyle bir sıkıntısı olmaz. Böyle kalemlerimiz sıkı olacak arkadaşlar. Şurada bir tane şey çıktı. Thank you.
Kabuk böyle olsa takması oyuncak gibi oluyor. MS Tarım olarak profesyonel ekibimizde Türkiye'nin her yerinde ceviz, aşı, budama, bahçe kurulumu ve teknik destek hizmeti veriyoruz. Tabii ki arkadaşlar büyük bahçelere gidiyoruz. Küçük bahçelere gitme şansımız olmuyor ekip olduğumuz için. Ayrıca her türlü aşı ve budama malzeme satışı yapıyoruz. msetarim.com web sitemiz var. Web sitemiz üzerinden de ürünlerinizi alabilirsiniz. Hemen takalım. Beton gibi arkadaşlar. Tam kalkmıyor ağzımıza. Diğer tarafları bize kabuk verdiydi. Ona biraz zor kabuk veriyor. O zaman da ne oluyor? Temizlemek için uğraşmamız gerekiyor. Daha bir saat sonra açtıksan çıkabilir. Poşet açalım bunu. Çünkü poşetlerimiz yetmez bir tane poşet. Anahtar büyük olduğu için. Toprağını doldurup madenle bırakıyoruz daha iyi olacak ama maalesef bu toprak yok. Yetiyor. Macuna. Burada aşı torbasını kesinlikle sulamıyoruz arkadaşlar. Anacı da sulamıyoruz. Eğer sularsanız anaç yukarı su basar, kalemlerinizi kurutur. Ondan dolayı ne bu aşı toprağını suluyoruz ne de anacımızın kendisini suluyoruz. Sulama yapmıyoruz kesinlikle arkadaşlar.
aşımızı tamamladık. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın.